Topbaş Bey, hoş geldiniz CMO etkinliğimize. Hoş bulduk. Sizce pazarlama dünyasının geleceğini neler bekliyor? Yeni oyun alanları neler olacak? Mecralar değişiyor, çeşitleniyor. Tabii ben oyun sektöründen bir örnek vermem daha doğru olur. Oyunda müthiş bir mecra var ve bu mecra giderek büyüyor. Dünyaya baktığınızda yaklaşık 2,5 milyar kişi oyun oynuyor. Türkiye özelinde ise 30 milyon. Bu insanlar çok ciddi bir süre oyunda vakit geçiriyorlar. Ortalama günde 1-1,5 saat aralığında düşünebilirsiniz. Dolayısıyla aslında belli hedef kitlelere ulaşmak isteyen markalar için en doğru mecra, hedef kitlelerine en yoğun, en sık ve direkt ulaşabilecekleri mecra aslında bir taraftan oyun oluyor. Oyunda tabii birkaç tane varyasyon var. Oyunlara direkt entegrasyonla, oyunlarla işbirlikleriyle markalar girebilirler. Ya da bazı oyunlarda çok sıklıkla gördüğümüz reklam aslında oyun içerisinde olan bir model. Dolayısıyla özel bir işbirliği olmaksızın oyunlar direkt markalar direkt oyunları hedefleyerek bu mecrayı kullanabilirler. Bir de bunun üstüne aslında oyun deyince sadece oynanan oyun diye düşünmeyin. Çünkü özellikle video ve içerik tüketiminde oyun çok önemli bir yer tutuyor. İnternette tüketilen videoların çok önemli bir bölümü oyun. Oyun içerikleri, oyun anlatımları, oyun oynayan sosyal medya fenomenlerinin üretmiş olduğu içerikler. Dolayısıyla aslında yine belli hedef kitleleri hedefleyen, odaklanan markalar için sadece oyunlar içerisinde reklam yapmak değil, oyun içeriklerini de hedeflemek bence bulunmaz bir nimet. Çünkü oyuncu kitle, ki tekrar diyorum Türkiye'de 30 milyon, bunun önemli bir bölümü artık aslında geleneksel medyayı takip etmiyor. Online ortamlarda oyun içeriklerini seyrediyorlar. Dolayısıyla buraları hedefleyen markalar kitlelerine çok daha kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.